Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert Çetin, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Elektrikli otomobiller hayatımızın neresinde? Bugün sizlerle beraber bu konu başlığı altında elektrikli otomobillerden bahsedeceğim. Nedir bu elektrikli otomobiller? Elektrikli araçlar klasik otomobillerden farklı olarak içten yanmalı motor yerine elektrik motorlarına güç sağlayan araçlardır. Bu araçlarda kullanılan elektrik motorları batarya ve pil setleri aracılığıyla çalışır. Tabi böyle deyince aklımıza çok bir şey oluşmuyor. Daha doğrusu elektrikli otomobille normal bir içten yanmalı motorlu otomobilin ayrımını dışarıdan çok kolay yapamıyoruz. Sizlerle beraber bu farkları inceleyerek dışarıdan gördüğümüz zaman aradaki farkları yapabilmemizi sağlayacağım. Burada Hyundai'nin Kona modelini inceliyoruz. Sağda gördüğünüz araçla solda gördüğünüz araç aynı marka ve aynı model. Aradaki bazı farkları görebiliyorsunuzdur umarım. Sağ taraftaki elektrikli araçta fark ettiğiniz gibi bir hava girişi yok. Bunun mantığı ise içten yanmalı motorlu araçlarda içerideki motorun ısınmasından dolayı soğutulma ihtiyacı duyulması. Ama sağ taraftaki araçta bu tarz bir ihtiyaç yok. Bu avantaja çevriliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu tarafı kapalı tutularak sürtünme katsayısından avantaj sağlanıp aracın kat ettiği mesafe daha fazla ilerletiliyor, arttırılıyor. Peki şöyle, burada bir hava girişi var. Bu neyin nesi diyecek olursanız, bu tamamen öndeki tekerin fren sisteminin soğutulması için. Yani bu gerekli, bu olmazsa olmaz. Ama bu olmazsa olur ve büyük bir avantaj. Aynı şekilde trafikte çokça gördüğümüz, bir zamanlar çokça taksisi bulunan bir model, Fluence modeli. Burada da aradaki farkları görüyorsunuz. Motorun soğutulması için boşluk bırakılan hava girişleri. Aynı şekilde elektrikli versiyonda bu girişlere yer yok. Ve gördüğünüz gibi jant tasarımında da aerodinamiksel avantaj sağlaması için kat ettiği kilometreyi arttırmak için avantajlarını görüyorsunuz. Yani dışarıdan baktığımızda bir aracın ızgaraların önü kapalıysa, hani bu bir avantaj, bu fotoğrafta da görüyoruz. Bu arabaya elektrikli araç diyebiliriz rahatlıkla. Sesinden de anlayabiliriz ama uzaktan gördüğümüzde aradaki farkı ayırt etmemiz daha kolay oluyor. Avantajlarına gelecek olursak, normal araçlarda motor bu ön bölümde oluyor. Ağırlık dengesi de büyük dezavantaj sağlıyor. Ama elektrikli otomobillerde ise pil setleri genelde alta yerleştirilir. Bunun mantığı ise arabanın yere daha iyi basması için. Hani bu büyük bir avantaj. Virajlara girdiğinizde vesaire de fark edersiniz. Bir savrulma yaşarsınız. Normal benzinle içten yanmalı motorlu araçlarda. Ama onu avantaj olarak kullanıyorlar. Aynı şekilde bakın burada da bir elektrikli otomobil ve incelediğimiz zaman öndeki panjuru kapalı. Aynı şekilde aslında bahsetmek istediğim tamamen buydu. Gördüğünüz gibi önde bir girişi olmadığı için gelen rüzgarı gördüğünüz gibi burada da hava kanallarından giriş yaparak alttaki teker sistemi yani fren sistemini soğutuyor. Bu büyük bir avantaj. Ne gibi bir avantaj? Mesela bu bölümü açık olsaydı bu araba Mercedes'in EQS modeli yaklaşık 600 kilometre kadar bir kat etme mesafesi var full şarjla. Eğer burası açık olsaydı o 550'lere, 540'lara inebilirdi. Bu şekilde büyük bir avantaj sağlıyor. Aynı şekilde burada içten yanmalı motorlu bir Lexus modelini görüyorsunuz. Ama Tesla'nın Model S versiyonu, gördüğünüz gibi bu alan boş. Çünkü aracın tamamen kalbi yani motoru, pilleri zeminde. Ondan dolayı bagaj hacminden de büyük bir avantajınız var. Peki bu araçlar hayatımızın neresinde? Günümüzde A noktasından B noktasına gitmek için kullandığımız bu araçlar, teknolojinin ilerlemesiyle beraber çok daha fazlasını sağlayabilecek, bize çok fazla imkan sağlayabilecek potansiyeldeler. Elektrikli otomobillerde otonom sürüş teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Bu çünkü su götürmez bir gerçek, gerçekten ileri bir teknoloji. Otonom sürüşü kısaca tanımlayacak olursak,
çevresini algılayıp insan müdahalesi olmadan hareket eden otomobil sürüş teknolojisidir. Bunu nasıl yapıyor diyecek olursanız, burada yine Tesla Model S'ten örnek vermek istedim. Bulunan kameralardan, radar sistemiyle, bakın şeritleri algılıyor çevresindeki radarlardan. Seviye 0, şimdi 5 seviye var. Bu seviyeleri kısacası tanıtmak istiyorum. Seviye 0, sürüşün tamamen sürücü kontrolünde olduğu, hiçbir yardım teknolojisinin olmadığı araçlardır. Yani yaklaşık 10 sene öncesine kadar birçok araç bu teknolojiydi. Yani ya bu teknoloji bulunmuyordu. Her şey tamamen sürücünün kontrolü altında. Hiçbir yardımcı teknoloji yok. Tamamen her şey manuel, sizin kontrolünüzde. Seviye 1, sürücü yardım otomasyonu. En düşük otomasyon seviyesidir. Şu günümüzde birçok araçta seviye 1 otonom var. Seviye 1 otonom ne diyecek olursanız, adaptif hız sabitleyici. Birçoğumuz duymuştur. Normal hız sabitleyiciden de farkları vardır. Biraz onlara değinmek istiyorum. Burada Volvo modeline örnek verdim. Adaptif hız sabitleyicinin çalışma mantığı, akan bir şehir trafiğinde, mesela diyelim uzun yola gideceksiniz. Herkes Konya yoluna vesaire bir gün bir yolu düşmüştür. Yol dümdüz. Artık insan belli bir şeyden sonra gözü köreliyor. Şeritten çıkabiliyor vesaire olabiliyor. Artık ayağa gaza basmaktan, fren yapmaktan da yoruluyor. Tabii güvenli olan 2-3 saate bir mola vermek. Bu adaptif hız sabitleyicinin bize yaptığı kolaylık, gördüğünüz gibi hızını 60 km saate sabitlemiş. Çalışma prensibi olarak ön camda bulunan radar sistemi, evet, böylelikle 60 km saate sabitlemiş, önünde araçlar yavaşladığı zaman kendi otomatik fren yapabiliyor. Bu çok güzel bir teknoloji ama normal hız sabitleyicinin dezavantajı ise fren yapmıyor. Siz 60 km saate sabitlediğiniz zaman 60 km saatte devam ediyor. Birçok kullanıcı bunu yani kullanıyor ama kullanmayı tam bilmiyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Bir anda trafik yavaşlayabiliyor. İstanbul'da çokça oluyor. Trafik bir anda sıkılaşabiliyor. Büyük kazaları sebebiyet verir. Bunu çalıştırması da çok basit. Burada artı eksi konumları, kilometre saatinizi ayarlıyorsunuz. Bu da aradaki mesafeyi ayarlamanızı yarıyor. Seviye 3'e geçecek olursak, koşullu sürüş otomasyonu. Gittikçe teknolojiye daha da bir yaklaşıyoruz. Bu seviyedeki araçlar çevresel algılama özelliğine sahiptir. Yani örnek olarak bu model çevresindeki kameralar ve radar sistemi sayesinde gayet rahat bir şekilde büyük 4-5 şeritli mesela köprü yollarında siz hiç zorlanmadan sadece sola sinyal vermeniz yetiyor ve araç çevresindeki araçları algılayıp şeritleri algılayıp kendi kendine şerit değiştirebiliyor. Tesla'nın birçok modelinde bu özellik var. Yeterli şeridi gördüğünde, yeterli okunabilecek halde olduğunda bu çok kolay bir şekilde çalışabiliyor ve sürücüye çok çok kolaylık sağlıyor uzun yollarda. Seviye 4 yüksek sürüş otomasyonu. En önemli fark trafikte işlerin ters gittiği durumda aracın olaylara müdahale edebilmesi. Olmazsa olmaz çok önemli bir teknoloji. Sunumun başında izlemiştik hani trafik kazaları oluyor vesaire. Tabii insanız, her türlü hata yapabiliyoruz, boşluk anlarımız olabiliyor. Seviye 4 bu hataları en aza indirerek trafik kazalarını çok çok az bir yüzdeliğe indiriyor. İnceleyecek olursak, bakın burada yayayı algılamış araç hemen. Sonra taşıtları, bakın tabelaları da okuyabiliyor. Tabelaları okuyabilmesinin mantığı, bakın burada 40 km saat. Yani diyor ki buranın hız sınırı 40 km. Aslında baktığımızda birçok kişinin ehliyeti vardır. Araç kullanan arkadaşlarımız da vardır. Büyüklerimiz daha iyi bir şekilde anlar beni. Hız sınırlarına uyduğumuz zaman inanın kaza yapma riskiniz çok az. Cidden çok az. Otobanlarda 120 hız sınırı, yani onu %10 aş, 130'a kadar sınırım var. Eğer 130 km hız sınırında takip etsek, inanın kazalar çok çok az olur. Şehir içi 50 km hız ama hepimiz şu kurumdan çıktığımızda, yola çıktığımızda herkes, burada kamera yok, basalım, yetişelim, sanki çok önemli işlerimiz varmış gibi, sanki her şey canımızdan çok önemliymiş gibi. Bu büyük bir eksiklik ve otonom sürüşte bakın 40 km tabeladan algılıyor. Kilometresini ona göre ayarlıyor.
çevredeki insanları algılıyor. Bakın burada kırmızı daire alanı almış. Burada tehlike seziyor. Ve bu özellik gerçekten çok gerekli. Dikkatiniz dağıldığı zamanlarda hani hiç yapılmaması gereken bir şey. Daha çok telefonla oynamamız. Tabii bundan daha çok telefonla oynuyoruz. Hiç yapmamamız gereken bir şey. Bu gibi durumlarda önümüzde bir yaya atladığında, izlediğimiz sunumda aslında onu tekrar izletmenin bir mantığı yok. Yani herkes izledi burada. O tarz durumlarda yaya yola atladığı anda hemen devreye giriyor, mesafesini ölçüyor, tehlikeli bir durum diyor, ani bir fren yapıyor. Bakın böyle bir durum var, şöyle de çok mantıklı bir durumu da var. Burada diyor ki uyuyakalma ya da kalp krizi geçirebilir. Ne zaman başımıza bir şey geleceğini bilemeyiz. Her an trafikte seyir halindeyken de kalp krizi geçirebiliriz, herhangi bir rahatsızlığımız olabilir, gözümüz kararabilir. O yüzden seviye 4 benim için otomasyonun en önemli ve şu an trafikte olan her araçta olması gereken bir otomasyon. Tesla aktif olarak seviye 4'te çalışabiliyor. Seviye 5 tam sürüş otomasyonu. Bu seviyedeki araçlarda insana bile gerek yok. Bakın bu görsel Mercedes'in gelecekte sunacağı bir modelinin görseli. Bakın fark ettiyseniz koltuklar toplantı pozisyonunda. İstanbul'daki en büyük derdimiz trafik. Ben okula Mecidiyeköy'den Avcılar'a gidiyorum. Metrobüsle gidiyorum. Biliyorsunuz metrobüsün çok trafiği olmuyor. Ona rağmen bir saatte gidiyorum. Ama iş insanları genelde şahsi araç tercih ediyor. Hele ki pandemi döneminde herkes araca yöneldi. Hastalığı en aza indirebilmek için şahsi araçlarla seyahat etmeye başladı. Ve Avcılar'a, Mecidiyeköy'den Avcılar'a şahsi araçla gidebilmek için yaklaşık 2-2,5 saatinizi harcıyorsunuz. Seviye 5 otomasyon bunu avantaja çeviriyor. Gördüğünüz gibi burada masalar da var. İş toplantılarınızı, anlaşmalarınızı yapabilirsiniz. Yani bu teknoloji çok uzak değil. Hani bir o kadar yakın. Gördüğünüz gibi sosyal hayatınıza da vakit ayırabilirsiniz. Hani tamamen çok büyük bir avantaj. Bu teknoloji çok da uzak değil. Hepimiz 10 yıl öncesine kadar hepimiz tuşlu telefonlar kullanıyorduk. Ama bu tarz tuşsuz telefonların geleceğini hep fotoğraflarında görüyorduk. Ama nasıl kullanacağız, nasıl olacak bilmem ne. Kafamızda hep soru işaretleri vardı. Ama şu an çok rahat bir şekilde kullanıyoruz. Bu teknoloji ne kadar uzak gözükse de bir o kadar yakın bir teknoloji. Yani rahat 10-15 yıl sonra yollar müsait olduğunda seviye 5 tam sürüş otomasyonu da hayatımızın bir parçası olacak. Ayrıca şu konuya da değineyim. Hukukçu arkadaşlarımız biliyordur belki. Tesla seviye 5 otomasyonu da destekliyor bu arada. Ama şeritler, yollar her yerde uygun olmadığı için kullanıma kanunen kullanımı yasak. Yani Elon Musk diyor ki kanun olarak bana izin versin. Ben yarın bütün arabalarımı bir güncelleme yapar. Seviye 5 tam sürüş otomasyonunu hizmetinize sunarım diyor. Otonom sürüş güvenli mi? Kullanıcıların yaptığı hatalar. Otonom sürüş yani teknoloji sonuna kadar güvenli olduğunu savunan insanlardanım. Tabii teknolojide belli bir yerlerde hatalar, eksiklikleri olabilir. Bu çok normal. Ama kullanıcıların yaptığı hatalara değineceğim bu görsellerde. Bakın, mantığını da anlatayım. Dediğim gibi şeritler var. Şeritleri tanımış otomobil. Ama gereksinim, sürücünün başında olduğunu bana ver diyor. 5 saniyede bir direksiyon tutması gerekiyor. Otonom sürüşün aktif olması için. İşte akıllı insanlar da bir ağırlık yaparak sanki aracı kandırıyor. Aracı kandırıp uzun yolda çok rahat bir şekilde seyahat edebileceğini düşünüyor. Aynı şekilde portakal koyarak buraya bir ağırlık koymuş. Hani yani mantığını en efsanesi geliyor. Yani burada keyfine diyecek yok. Ben otonom 5'te bu abimizin artık neler yapacağını merak ediyorum. İşte olursa olacakları bunlar. Arkadaşlar teknoloji güvenilir. İlla ki hata yapmaz değil, yapabilir. Ama bakın şimdi bu fotoğraflar da var. En önemlisi şu fotoğrafı yorumlamak istiyorum. Fark ettiyseniz kasaba yolu. Hepimiz Şile'ye vesaire gitmişizdir. Orada şeritler fark ettiyseniz bazı virajları silinebiliyor. Silindiği zaman bakın otonom sürüşte bakın şeritleri burada görüyor, algılıyor.
Bakın yine burada algılamış. Hele 86 milde gidiyor. Çok yüksek 120 vesaireye geliyor. Yani nasıl güvenip de portakal koyuyorsun? Şeritler silindiği an ve bir viraj geldiği an otonom sürüş devreden çıkıyor. Kontrol sende diyor. Ama sen oraya portakalı koyunca kontrol portakalda oluyor. Portakalda o virajı alamıyor. Sonu bu oluyor. Sonra insanlar diyor ki teknoloji güvenilir mi? Teknolojiye sonuna kadar güvenebilirsiniz ama insanları bilmiyorum. Elektrikli araçların menzilleri sanıldığı kadar kısa mıdır? Bir de böyle şehir efsaneleri var. Soğukta elektrikli araçların menzillerinin kısaldığına vesaireye dair. Herkes gazetede, internette, vloglarda görmüştür. Bu önceden doğruydu. İlk yapılan elektrikli otomobillerde, soğuk havalarda. O da çok cüzi. 20 kilometre, 30 kilometre kadar sürüş mesafesini azaltıyordu. Burada AQS modeli 640 kilometre gidebiliyor. 640 kilometre kafamızda bir şey oluşturmuyor ama İstanbul-İzmir arası gidiş dönüş yapabilirsiniz. Bakın burada ilk bahsettiğim yer yine kapalı. Tesla Model 3 Long Range. Bu Long Range versiyonu. Daha uzun mesafe kat edebilen modeli. Bunda 565 kilometre İstanbul-Antalya arasında gidebiliyorsunuz. Porsche Taycan Turbo 380 ile 450 kilometre yani İstanbul'la Ankara arasını yapabilirsiniz. Bu 380 ile 450 kilometre yani rakamlar verilmesinin sebebi bu tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Eğer aracı habire gaz tepkimesi verip gaza basıp çekerseniz tabi 380 kilometre kadar yakar. Ama devir de yanlış bir şey bu arada. Elektrikli otomobiller devir mantığı yok. Kesinlikle bir vites vesaire yok. O da tamamen konforlu bir sürüşe yol açıyor. Düşünsene vites geçişi yok. Araba vitesi yok yani. Direkt başlayıp gidiyor. Tamamen çok konforlu bir özellik. Peki akıllarda olan bir soru da nasıl şarj edildi? Alternatif ya da doğru akım şarj istasyonuna giderek yaşadığınız yere şarj istasyonu kurdurarak aracınızı kolayca şarj etmeniz mümkün. Burada AVM'lerde şarj edebilirsiniz. Türkiye'de de Zorlu Elektrik Central var. Şu an tek yapan Zorlu markası yapıyor. Açıkçası bizim okulumuzda bile iki tane şarj istasyonu var. Bütün AVM'lerde var. Opet'lerde bugünlerde olmaya başladı. Yani uzun yola çıksanız emin olun yani elektriksiz kalmazsınız. Yolda da kalmazsınız. O tarzda hiçbir şüpheniz olmasın. Zaten elektrikli otomobil satıcıların birçoğu, marka modellerinin birçoğunun satıcıları size zaten böyle bir ünite veriyor ve evinize kurabiliyorsunuz. Kullanıcılar tarafından şüpheyle yaklaşılan bir diğer konuysa bakım ve onarım maliyetleri. Bir aracı aldığınız, verdiğiniz parayla bitmiyor. Yıllık bakımı, 10 bin bakımı, 20 bin bakımı, 100 bin bakımı. Elektrikli otomobillerde daha az parça var ve yağ diye bir şey olayı olmadığı için parça maliyetleri ve bakım ücretleri de gayet ucuz. Bu da büyük bir avantajı. Bu çok önemli bir konu. Yani ne kadar çevre dostu. Ben burada size işte havadaki oranlar vesaire onlardan hiç bahsetmeyeceğim. Hepimizin çektiği İstanbul'da bir çile. Görüyorsunuz bu metrobüs durağının yolu, Halıcıoğlu vesaire. Şu trafiği görüyorsunuz. Herkes de bilir şuradaki ses gürültüsünü. Ne kadar rahatsız edici. Yani derslerde bazen pencere bile açamıyoruz sesten dolayı, araç seslerinden dolayı. Düşünsenize bu araçların %50, %60'ın elektrikli olduğunu, motor sesi yok. Sadece tekerlek sesi. O da inanın hiç rahatsız etmez. Yani bunların yanında hiç rahatsız etmez. Son olarak burada teknolojiyi de görüyorsunuz. Son zamanlarda çok yaşıyoruz. Serviste çocuklar unutuluyor vesaire oluyor. Elektrikli otomobiller de teknoloji öncüsü. Gördüğünüz gibi burada sahibim gelecek. Klimayı ayarladım. Hiç merak etmeyin diyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kısa ve öz olmasını istedim. Hepinizin aklında biraz bir şeylerin kalmasını istedim. Umarım güzel olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ve benzeri videolar vesaire için beni YouTube kanalımdan da takip edebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Lütfen. Salih Tere, ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 4. sınıf öğrencisiyim. Elektrikli otomobillerin en önemli kısmı bence yakıt tasarrufu. Kesinlikle. Yani
fosil yakıttan elektrikli yakıta geçmek mükemmel bir şey. Çünkü ülkemizde her gün 50 kuruş zam geliyor yani buna. Bu elektrikli şeye geçmek, yani ben elektrikli araba kullanan biriyle konuştum. Evet. Orduluyum. Ordu'dan İstanbul'a 50 liraya gidiyor mesela. Muazzam bir şey. Kendi arabasıyla konforlu bir şekilde. Şöyle, ben de bir Porsche Taycan sahibi tanıyorum. Porsche çok güzel bir şey yapmış. Bazı satıcı, ilk satıcılarına, yani ücretsiz AVM'lerde aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Yani ne kadar güzel. Bilin, adam ne kadar tasarruf ediyor. Ve ilginizi çekerse Jaguar'ın sayfasına girip iPace modeli var. Orada çok güzel yapmışlar. Hani burada internette açabilme şansımız olsa, vaktinizi de çok almayayım. iPace modelinde yapmışlar böyle. Benzinli arabayla 10 kilometrede gittiğinizde, elektrikli iPace'le 10 kilometre gittiğinizde yaptığınız tasarruf. Onu yazıyorsunuz. 100 kilometrede ne kadar tasarruf vesaire. Yani inanın çok doğru, çok teşekkür ederim. Elektrikli araçlar çok çok daha tasarruflu. Lütfen buyurun. Feyza Ergün, İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği. Aslında birbirine bağlantılı iki sorum olacaktı benim. Şu an trafikteki araçların yüzde kaçını elektrikli araçlar oluşturuyor? Bu sorunun cevabına yönelik, ya ben çok fazla gözlemleyemedim ve hani düşünüyorum bazen, işte siz de anlatıyorsunuz, hem tasarruflu hem sürdürülebilir teknolojiler kullanılıyor. Buna rağmen hala trafikte yaygın olarak kullanılmamasının sebebi acaba maliyet mi, yoksa başka sebepleri de var mı diye size sormak isterim. Çok teşekkür ederim. Şu fotoğrafa, bakın burada farkını dedim. Senelerdir işin içinde olan insanlarla da muhatap oluyorum. Bana dedikleri şu, dışarıda bir elektrikli otomobille normal otomobil ben ayıramıyorum diyor. Aslında sokakta birçok elektrikli otomobil var. Bakın bu farkı, öndeki sadece şuna dikkat edin. Çok jantlarına da fark edin. Genelde geniş jantlar olur tasarruf edebilmek için. Önde de dediğim gibi enerjiden tasarruf edebilmek için, yakıttan. Yani bir bugün buna bakın. Gittiğiniz yerlerde bir bakın. Şu farka bir bakın. Böyle ızgaraların kapalı olduğu araç elektrikli demektir. Yani dinleyiciler buna bir baksın. Diyecekler ki, aa, gerçekten elektrikli otomobil hayatımızın bir yeri var. Ama çok değil. Haklısınız. Bu da biraz bizim insanlarımızın yeni bir şeye ısınamaması. Ama Paris İklim Anlaşması'nı Türkiye imzaladı, biliyorsunuz. Hani tam bilgim 2040 mı 2050 yılına kadar bir yüzdelik elektrikli otomobil olma zorunluluğu var. Mesela şu an Paris'e gidenler aramızda vardır belki. Belli bir noktalarına giremiyorsunuz. Elektrikli araç olmadan mesela Eiffel Kulesi'nin çevresinde gezmeniz yasak. Bu tarz kurallar geldikçe elektrikli otomobil sayıları artacak, artmak zorunda. Şu konuya da değinmek istiyorum. Hani havayı kirletiyor diyoruz ya, bunu gözle göremiyoruz. Ama bir gün AVM'ye gidin, bir otoparkına girin. Birçok otomobil, benzinli, içten yanmalı motor. İnanın 10 ya da 15 dakika. O havalandırmayı kapatsınlar 2 dakika. Duramazsınız. Ki düşünün, biz bu dünyada yaşamaya devam edeceğiz. Keyfimiz bilir yani. Merhabalar, ismim Serkan. Şimdi anlattık güzel tabii ki ama burada baktığımızda hepimiz öğrenciyiz. Ya lisans, ya yüksek lisans, ya da doktora. 10 sene içerisinde yaygınlaşacak diyoruz. 10 sene içerisinde hadi bir Türk üretildi diyelim. Maliyeti bile 40 bin euro dendi. O maliyeti daha, bir de satış artı vergi var. Diyelim ki 2,5 milyon lira. Olmaz da hadi 3 olsun. Nasıl alacağız biz bunları? Şöyle. Bir de 50 lira demiş ya arkadaş. 50 lira iyi demiş. 1,5 milyon liralık bir araba sahibi 50 lirayı falan düşünüyorsa zaten. Ya helal olsun yani. Çok yorum kısmına girmek istemiyorum. 2,5 milyon BMW iX modeli çıktı daha yeni. 1,7 milyon. Tesla var Model 3. E-Garaj diye bir garaj var. Full elektrikli otomobil satıyor. Genelde 1 milyon. Ama bir şey söyleyeceğim. Çevrenizde birçok gördüğünüz var. Passat. Passat bile 1 milyon. Hani nasıl alınır ben de bilmiyorum. Keşke bilsem, gidip ben de alabilsem. Bu konuya çok girmek istemiyorum. Aa, elektrikli otomobiller gerçekten 1 milyonlu olursa inan Passat yerine elektrikli otomobil tercih edersin. Ben çok merak ediyorum. Onu tercih edenler mesela birçok... Çok da o konuya girmek istemiyorum. Hani yaygınlaştırılabilir. Onlar verileceğine elektrikli otomobiller verilip, bir de bizim yani şey de var, onda var, bende de olsun. Yani, neyse, çok yoruma girmek istemiyorum. Böyle yaygınlaştırılabilir ama. Lütfen.
görebiliyorsunuz sanırım. İsmim Tuğçe Tepe. Koç Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümünde okuyorum ben de. Benim sorum şu konuda olacaktı. Yani kullanıcıların bu araçlara neden güvenmediği hakkında bir kısımdan bahsettiniz konuşmanızda. İlk olarak aklıma gelen olay direkt araçların hacklenmesi oldu. Şu an dünya üzerinde hacklenemeyen bir sistem yok. Tamamen insanların inisiyatifine kalmış durumdayız teknoloji içerisinde. Ve her gün hacklenemez denen bir sürü şey hackleniyor. Bu arabalarla da ilgili en büyük problem bu bence. Çünkü bu arabaları kullanan insanlar genelde üst segment ya da önemli kişiler olacaklar. Ve o kişiler böyle bir teknolojiye güvenseler de bu ihtimale güvenmezler. Bahsetmiş olduğunuz markaların bu konuda yaptığı kesinleşmiş çalışmalar neler veya başlarına gelen hacklenme olaylarına nasıl yaklaşıyorlar? Tamam, ona şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şimdi tamam, elektrikli otomobiller hacklenebilir. Yani nasıl bir olabilir? Telefon, kullandığımız telefon en üst düzeyde, en alt düzeyde telefon kullanıyor. Onlar da hacklenebiliyor. Yani siz makine mühendisisiniz. Bu konuda bilgi vermek isterseniz paylaşabilirsiniz. Ama daha o kadar bilmiyorum. Bir yaygınlaşsın. Hani Türk mantığı var. Bir gelsin. O zaman düşünürüz. Hayat ihtimalleri üzerine kurulu diyeyim o zaman. Yani yapacak bir şey yok. Başka sorusu olan? Merhabalar, ben Çağatay Bayar. Türk-Alman Üniversitesi'nde hukuk yüksek lisansı yapıyorum. Bilişim hukuk özelinde uğraşıyorum. Elektrikli araçlarla ilgili birkaç makale de okumuştum. Ona ilişkin bir sizin teknik yönünü bilen birisi olarak fikrinizi rica ediyorum. Şimdi biz şu anda trafik kazalarında kusur atfına göre tazminat ya da ceza hukuku bağlamında cezalandırma yapıyoruz. Burada otonom, tam otonom araçların kullanımında ki kazalar mevcut. Kesinlikle. Tamam. Bu noktada kusur atfının kimde olacağını, kusuru kime yükleyebiliriz? Bunu soruyorum. Yazılımı yazana mı, sürücüye mi veya bu tür hatalarda firma mı, sorumluluk sizce kimde olmalı? İkinci sorum da ek olarak da ekleyeyim. Sizi lütfen tekrar bölmüş olmayayım. İkinci olarak da teknik bir soru soracağım. Bu araçlar lityum iyon pil kullanıyor yanlış bilmiyorsam. Bunların da belli bir ömrü oluyor. Yani bu ömür ne kadar ve bunlar pahalı diyebiliyorum. Bu açıdan da bir değerlendirmenizi alabilirim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Baştaki aslında birinci soruya sunumun içinde yer vermiştim. Bahsettiğiniz... Biraz daha hızlı olsam iyi olacak. Seviye 5'ten bahsediyorsunuz, değil mi? Sunumun içinde de demiştim. Tesla'nın modelleri hazır. Seviye 5 otonom sürüşe hazır. Kanunen onaylandığı zaman ben direkt yaparım diyor. Ama bunun kanuni yönünü açıkçası hukukçu olarak siz daha iyi bilirsiniz. Büyük bir tartışma konusu. Ben de birçok hukukçu arkadaşımla konuşmuştum. Aslında Nur Sultan burada da ekleme yapabilirse sevinirim. Tesla'nın son yaptığı kazada Tesla sorumluluk aldı ve $230,000 tazminat ödedi. Yani biz ona kusur atfettik. Hukuken de belirtmem gerekirse. Teşekkürler. Ya ben size bir cümle kurmuştum. Ben teknolojiye güveniyorum. İnsanlara güvenmiyorum. Benim cevabım bu. Evet. Başka soru var mı? Bir soru. Soru neydi? Şöyle dediğim sitede hatta böyle ilanlara bakabilirsiniz. 2027 yılına kadar pil garantili. Hani garanti ne demek? Getir ne olursa olsun biz değiştiririz demek. Zaten bir aracın ömrü 5 yıl. Bakın bu muhasebe vesaire şey yapanlar bilir. Firmalarda 3 sene, 4 sene ömür biçer. Ondan sonra o arabayı değiştirirler. Aslında mantık böyle. O piller de araştırdığımda geri dönüştürülebilir. Hatta çok kolay bir şekilde geri dönüştürülebilir. İlk üretiminde biraz bir zararı var çevreye. Ama içten yanmalı motorların yanında
çok çok küçük bir oran. Geri dönüştürülebilir olduğu için de sonradan çöpe atılma gibi bir şey de yok. Onlar dönüştürülebiliyor. Yani ne olur? Birinci parti üretir, o pilin ömrü biter. İkiyi, üçü üretir, birinciyi değerlendirir. Beşinci partta geri dönüşmüş pilleri beşinci parta ekler. Yani bu bir döngü gibi dönerek, inanın içten yanmalı motorların yanında çok çok daha çevre dost. Maliyet olarak girmeyeyim o yoruma. Merhaba, İstanbul Medya Üniversitesi doktora öğrencisi elektrik elektronikte. Ben arkadaşımın sorusuna cevap vermek istiyorum. Lütfen. Bu tam sürüş otomasyonunun da gelmesi için sadece datanın kriptolanması yetmiyor. Hı hı. Aynı zamanda fiziksel katmanın da güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Bir hacklenme olduğunda bir sinyalle aracın kontrolünün ele geçirilmesi olabilir. Bu fiziksel katman güvenliği dediğim şey, yani bağlantının etrafına bir bariyer geçiriyormuşuz, hı-hı, gibi düşünebiliriz. Hiçbir türlü bir sinyal yardımıyla hackleyememe durumu olacak yani. Bunun üzerine çalışılıyor. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başka soru var mı? Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.